Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde diyaloglar konusunu işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi diyalog menüsü, diyalog penceresi bundan oluşmakta. Ana penceremiz bir adet. Bir tane de diyalog penceremiz. Birbirine etkileşimle iki tane pencerenin nasıl çalıştığı örneğini göreceğiz. Diyaloglar pencere çalışma mantığının bir altyapısını oluşturur. Bunları öğrendiğinizde kendinize güzel uygulamalar yazabileceksiniz. Şimdi bunları kapatalım. Aynı şu ekranda gördüğünüz pencerelerin aynısını oluşturmaya çalışalım beraberce. Şimdi ekranıma gelen buradan ilk önce bir tane ana pencere oluşturuyorum. Burada varsayılan olarak küçük bir pencere değeri olduğu için 240x320 ölçeklendirilmiş bir pencere bizim işimizi görür. Hatta fazla bile büyük gelebilir. Bu ana pencere üzerinde Type here yazılan yere istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Buraya yaz. Sonra buraya yaz dediğimiz yerlere menü başlıkları ekleyebilirsiniz de şu an bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz diyalog pencereleri. Daha önceki derslerimizde zaten bu tür bilgilendirmelerden sizi haberdar ettik. Şimdi burada iki tane buraya bu alana bir iki tane buton ekleyelim. Düğme ekleyelim şöyle. Sonra bir adet list widget ekleyelim. Listeleme aracı ekleyelim. Ekledik ama tabi sığmadığı için kabul etmedi. Kabul etti. Şöyle yaparsak daha uygun olacak gibi geliyor. Buraya istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz de biz uygulamamızı eklemesini sağlayacağız. Şöyle pencereyi kısaltıp büyütebilirsiniz. Sonra bunları da yerlerini değiştirelim. Penceremize uygun olarak olsun. Şimdi bunları düğmelerimizi isimlendirelim. Kapat. Push button. Ekle. Bunları ekledikten sonra üzerine fonksiyonları atayacağız tabii. İlk önce pencerelerimizi oluşturalım. Diğer bu ana penceremizi bir tane de diyalog penceresi oluşturalım. Buradan tekrar yeni template sekmesine tıkladığımızda main window yerine dialog without buttons butonsuz diyalog penceresi oluştur sekmesine tıklayarak create deyin. Buradan bir diyalog penceresi oluşturun. Gördüğünüz gibi bir diyalog penceresi geldi. Bu diyalog penceresinin üzerine yine iki tane buton bırakalım, sürükleyelim. Nerede? Şurada. Aynı şekilde bir adette şey yazı alanı için line edit, evet, satır alanı ekleyelim. Satır editörü ekleyelim. Çok büyük bir alan kaplamasına gerek yok. Aslında istediğiniz gibi bunu küçültebilirsiniz. Ama pencereler estetik açısından birbirine yakın olursa daha güzel olur. Buna da kapat diyelim. Buna da ekle diyelim. Şimdi bu pencerelerin her birini isimlendirerek kaydedelim. Daha doğrusu kaydedelim. Sonra da sinyal slot bölümünden fonksiyonlarını atayacağız. Masa üstüne bir klasör açalım. Diyaloglar.
ana penceremizi ismini main window olduğu için MW olarak kaydedelim. Diyalog penceremizi de aynı klasörün içine diyalog window olduğu için DW olarak kaydedelim. Gelelim şimdi bunların etkileşimine. Şimdi sinyal slot bölümünden edit sinyal slot bölümüne tıklayarak burada penceremizin üstüne gelerek sürüklediğimizde click burada close işte open bu dur fonksiyonlar olması lazım ama gelmedi. Tekrar şey yapalım. Pencerenin pardon pencerenin üzerinde yeterli alanımız yok ya da sıkıntı var ama sorun değil. Yine aynı şekilde ne yapabiliriz? Buradan yapamıyorsak bizim aşağıda sinyal slot editör dediğimiz yani burada artı sekmesine basıp üzerine geldiğimizde push butonu seçtiğimizde buna sinyal slot herhangi bir sinyal vererek tanımlamalarını yaparak aynı şekilde aynı işlevi elde edebiliriz. Şimdi click sinyal cevaplayıcısı bu ana pencere olduğu için main window slot hangi yuvaya bağlayacağız? Kapayacağız. Herhangi bir yuvaya bağlamayacağız. Kapat düğmesi çünkü. Bunun fonksiyonunu verdik. Aşağıdaki kapat düğmesinin de fonksiyonunu verelim. Push button click it receive bölümü diyalog penceresi olduğu için diyalog fonksiyonu da işte, tıklandığı zaman kapansın. Nerede? Close. Orada. Tamam. Şimdi bunların aktif olup olmadığını görmek için teker sinyal slot bölümüne geldiğinizde görüyorsunuz. Yani farkı az önce yapmaya çalıştığımız şey buydu. Hatta şöyle de yapabiliriz. Tekrar mesela bunları silelim. Nerede hata yapmışız onu görelim. Bu bölümü tıkladığımız şimdi şöyle bakalım. Tıkladığımızı görüyorsunuz değil mi? Üzerinde bırakalım bakalım. Ne gelecek? Reset clear. Click yine gelmedi. Click. İşe yarayan bir şey değil. Neyse, biz eski bildiğimiz yöntemle devam edelim. Sorun var. Sorun ne oldu belli değil. Button sinyal türü klikleme kabul edici pencere main window yuvası da close. Gördüğünüz gibi geldi. Buraya gelelim. Gönderici. Push button. Sinyal türü. Tıklama. Kabul edici pencere. Diyalog. Slot türü. Kapat. Yuva türü kapat. Gördüğünüz gibi geldi. Bunların hepsini kaydedelim. Gelelim şimdi. Bu pencere uygulamamızın birbiriyle olan etkileşiminin kodunu yazmaya, Python kodunu yazmaya ve aynı şekilde bu pencereyi çağırıp Python kodu içinden çağırıp çalıştırmaya. Hemen onun Python
beton derlemesini de yapalım. Yorumlayıcısıyla birlikte. Şöyle ben sizin için daha önceden ön çalışmasını yaptığım için sizin de yazmanıza gerek yok. Açıklamalarıyla birlikte zaten kenarında bulunmakta. İlk önce masa üstünde oluşturduğumuz bu diyalog klasörünün içine girelim. Ne oluşmuş? İki tane UI uzantılı XML dosyamız. Qt tasarım aracıyla oluşturdum. Arayüz tasarım aracıyla oluşturduğumuz XML dosyalar. Bunları Python kodlarına çevireceğiz. Hemen bir konsol ekranı açalım. CMD yazdıktan sonra yönetici şeklinde çalıştır diyelim ki herhangi bir yetkilendirme sorunumuz olmasın. Geldikten sonra buranın tam yolunu adresini alalım. Yerine söyleyelim. Pardon. Yapıştıralım. Dır çekelim. Orada mıyız? Evet, bulunduğumuz yer burası. Şimdi az önce burada çevrim kodumuz yazılıydı. Kopyaladık. Buraya yapıştıralım. Yukarıdan aynı zamanda çevrimin çalışıp çalışmadığı hakkında görüntü. Evet, görüntü çalıştı. Sonra aynısının diğer uygulama için olanını kopyalayalım. Diğer pencere için. Burada Python UIK 4 yazılan çevrim dosyası convert fonksiyonu DWV UI uzantılı XML dosyamız -O output WPY uzantılı dosyamızda dışarı çıkartılan dosyanın türü. Enter'a bastığımızda gördüğünüz gibi yukarıda PY uzantılı iki tane XML dosyasından PY uzantılı Python dosyasına derlenen dosya çıktı. Yorumlayıcı sayesinde. Şimdi bunların çalıştırılması var tabi. Bunlar çalıştırılacak. Ana bir tane Python dosyamız daha olacak. Onun da kodları burada. Ben onu hemen bir editörde çalıştırılabilecek hale getireyim. Şimdi bu arada hemen şundan bahsedelim. Şurada ekle butonun üzerinde kendisine ait obje isimleri var düğmemizin. Push buton 2. Bu ne? Push buton 2. Bu isimler bizim için önemli. Çağrılan buton buna göre programdan çağrılacak. Mesela bu push buton yazdığımız düğmeler kapatma fonksiyonu için tanımlanmış ama program bizim yazdığımız kodun içinde farklı bir sinyal türü için tanımlanmış. O yüzden buradaki ismi neyse kodumuzu da ona göre değiştireceğiz. Hemen şimdi ne demek istiyoruz onu görelim. Bu kodu alalım. Kopyalayalım. Hemen bir editör açalım. Python editörü. Gördüğünüz gibi yanlarında açıklamalar falan var. Orada kodun hangi işlevi olduğu hakkında bilgilendirme var. Bunlarla değil de bizim sizin bilgilenmesini istediğimiz ana konu gönderilen sinyalle diğer pencereler arasında nasıl bir ilişkilendirme olacak. Şimdi bastığımız butonun ismi push buton
neydi? 2'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, gördüğünüz gibi Python 2. Bizim kodumuzda ne yazıyor? Sadece push button. Şimdi burada fonksiyondan biraz bahsedelim. Bizim penceremizi bulan butonun ismi, aldığı sinyal türü ve yapacağı fonksiyonun diğer pencereye yazılması için tanımlanmış çağrılan diğer alt fonksiyon. Şimdi burada butonumuz aynı şekilde buradaki butonu çağırarak ne yapılması gerektiğini, sinyal olarak ne yapılması gerektiğini söylüyor. Şimdi buradaki ismi push button 2. Ya bunu uygulamadan düzeltip push button yapacağız ya da buradaki uygulamadaki push button 2 ismini buraya vereceğiz. Biz kolayını kaçalım. 2 yapalım orayı. Sonra bunu kaydedelim. Uygulama dosyamız uygula nokta p y w. Şu tür şeyleri kaldıralım da derlerken sıkıntı çıkarmasın. Save diyelim ve çalıştıralım. Kapat dediğimizde penceremizin kapanmış olması lazım. Şu an herhangi bir işlem yapmadı. Ekle dediğimizde ekledi, evet. Şimdi buraya verdiğimiz herhangi bir yazıyı arkada listeye atması lazım. Evet, yapıyor. Evet. Kapat dediğimde kapanması lazım. Kapandı. Yalnız burada buradaki kapat çalışmıyor. Hemen bakalım niye çalışmıyor. Buradaki ismi sadece button olabilir. Şimdi ona bakayım. Ama kapat fonksiyonu push button. Evet. Hemen tekrar kaydedelim. Çalıştır diyelim. Kapat. O da güzel. Kapat fonksiyonu. Ekle, kapat. Kapat yerine tekrar aynı fonksiyonu tamamlamışız. Şimdi gördüğünüz gibi isim değişikliği birçok şeye sebebiyet veriyor. Şöyle bir şey denesem büyük ihtimalle hata verecektir ama yine de denemek istiyorum. Ekle dediğimde ekliyor mu? Ekleme yok. Kapat bu sefer ekliyor anlamına geldi. Kapat çalışmıyor, çalışmıyor. Hemen eski düzenimizi alalım. Anlaşılan bir işe yaramadı orası.
Save diyelim. Tekrar çalıştıralım. Büyük ihtimalle bizim ilk uygulamamızda bir sıkıntı var. Onu çözelim hemen. Buradaki kapat çalışıyor. Buradaki kapat çalışmıyor. Nedir sorun? Hemen onu çözelim. Dönelim penceremize. Burada sinyal slot bölümünden click. Push buton. Evet. Close demişiz. Buraya da close demişiz. İkisinin de aslında sıkıntı çıkarmadan çalışması lazım. Memo'da close. Burada diyalog. Tamam. Herhangi bir sıkıntı çıkarmaması lazım ama bakalım tekrar diyalog şunu kapatalım. Silelim. Sonra şunları da silelim. Tekrar oluşturalım. Run diye tekrar çalıştıralım. Ha, şimdi çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet. Tekrar run edelim. Ekle. Görelim. Ekledi. Kapat. Kapat. Gördüğünüz gibi uygulama çalışmıştır. Çalışma pencere mantığını anladığımıza göre bu uygulamamız da burada sona ermiştir. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.